CNN Türk Haber Merkezi'nden mutlu günler, gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan Çanakkale Köprüsü için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2022'de hizmete açılması beklenen son tabliyenin montajı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Çanakkale'ye götüreceğiz şimdi sizi. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever bizi karşılayacak. Bakalım orada şu dakikalarda neler yaşanıyor. Ceylan, kolay gelsin ve sözü hemen sana bıraktık. Tunçer Sanat, biz kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte geldik Çanakkale Köprüsü'nün tabliyelerinin senin de dediğin gibi montaj törenine. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak buraya. Hummalı bir hazırlık aslında ilk temel atma töreninden beri devam ediyor Çanakkale Köprüsü'nde. 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni başladıktan sonra 5000 işçi aralıksız bir şekilde 24 saat boyunca görev almışlardı köprüyü tamamlamak için. Ve bugün itibariyle Asya ve Avrupa kıtasını bir kez daha birbirine bağlayacak olan Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmak üzere olduğunu söyleyelim. 87 tabliyesinin 81'i tamamlanmıştı Çanakkale Köprüsü'nün. Geriye kalan tabliyelerde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yerine yerleştirilecek iki bloktan oluşan tabliyeler ve akabinde bundan sonra Çanakkale Köprüsü'nde sadece asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak. Geriye bunlar kalıyor sadece ve hedef de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de köprüyü açmak. Çanakkale Köprüsü bittiğinde Asya ve Avrupa kıtasını Çanakkale'de ilk kez birbirine bağlayacak karayoluyla ve süresi de 6 dakikaya düşecek. Çanakkale Köprüsü'nde Asya ve Avrupa kıtasında geçişin akabinde köprünün birbirine bağlayacağı kıtalar Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamasının yanı sıra simgelerin köprüsü olduğunu da söylemek mümkün şimdiden. Çünkü Çanakkale Köprüsü'ndeki kulelerin yüksekliği 318 metre ve bu haliyle 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni simgeliyor kuleler ve kulelerin ucundaki simgeler de yine Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü o top mermisini simgeliyor ve köprünün orta açıklığı ise Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 2023 metre olarak tasarlandı ve bu haliyle köprü dünyanın en uzun orta açıklı köprü olması özelliğini de taşıyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler sonra burada olacak ve tabliyelerin yerleştirilme törenine katılacak dedik. Önce bir köprü şantiyesinde briefing alacak, ardından da tabliyeler yerine yerleştirilecek. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bununla da sınırlı değil. Çanakkale'de toplu açılış törenlerine de katılacak köprüden sonra diyelim ve biz de takip ediyor olacağız gelişmeleri. O tabliyelerin indirildiği anı, yerleştirildiği anı da ekranlarımızdan bir kez daha yansıtacağımızı, göstereceğimizi söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Çanakkale'de heyecanlı bekleyiş sürüyor sevgili izleyiciler. Ayrıntıları Ceylan Sever aktardı.